Yukarıdaki denklemde a1 sabittir. a'nın hangi değeri için denklemin sonsuz sayıda çözümü olur? Bir denklemin sonsuz sayıda çözümü olması için x eşittir x, 1 eşittir 1 ya da hangi x değerini seçerseniz seçin doğru olacak bir eşitlik elde edersiniz. Bir bakalım şimdi neler yapabileceğiz. Bunlar yerine 100 eşittir 100 gibi bir sonuç da söz konusu olabilir ve bunlardan herhangi bir farkı olmaz. 0 eşittir 0 da aynı şekilde. Tüm bu durumlarda sonsuz sayıda çözüm elde edersiniz. Bunu görür görmez sadeleştirip sadeleştiremeyeceğimi düşünmeye başladım. A'yı burada bırakalım ki hangi durumda sonsuz sayıda çözüm elde edebileceğimizi bulalım. Hemen yazıyorum. 3 artı 10 x eksi 5 eşittir a artı 1 çarpı x eksi 2. Sol tarafa 3 ekleyip 5 çıkarırsam toplamda 2 çıkarmış olurum. 10 x eksi 2. Bu parantezi de açmak istiyorum. ax artı x. Parantezi bu şekilde açtım. Eksi 2. İki tarafa 2 eklersem bu 2 eksi 2'den de kurtulmuş oluruz. Bu işlemi bir tarafa yapınca diğerini yapmamız gerektiğini de unutmayın. Aksi halde eşitlik geçerli olmaz. İki tarafa da 2 ekledim. Böylece solda 10x, sağda ise ax artı x kaldı. Şimdi iki taraftan x çıkaralım. Eksi x, buraya da eksi x yazıyorum. Burada 9x kaldı, sağ tarafta ise ise a x. Evet, sonsuz sayıda sonuç elde etmek için a'nın değerinin ne olması lazımmış? Evet, 9. a 9'a eşit olursa 9 x eşittir 9 x elde ederiz ve bu x'in herhangi bir değeri için her zaman doğru olur, öyle değil mi? 9 çarpı x'in herhangi bir değeri 9 çarpı x'in o değerine her zaman eşittir. Bu da sonsuz sayıda çözüm anlamına gelir. a 9 olmalıdır. a'nın değeri seçeneklerdeki değerlerden herhangi biri olsaydı ne olurdu? O zaman farklı bir çözüm elde ederdik. Ancak bu konuyu başka bir videoda işleyeceğiz.